Ve iddialar vardı ilerleyen dakikalarda bu meseleyle ilgili, yani emniyetten adliyeye sevki sırasında çöp poşetine konulmasıyla ilgili idari soruşturma başlatılacak gibi bir takım iddialar. Birinci ağızdan yalanlama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı bununla ilgili olarak. Son dakika gelişmesi olarak aktaralım sizlere. Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce, ne de valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Evet, burada bunu tartışmıyoruz. Yani çöp poşetine kondu konmadı meselesi değil, konulmuş, böyle bir karar alınmış ve de bununla ilgili de bir idari soruşturma falan yok. Bunu yayanlar yalan söylüyor diyor İçişleri Bakanı. Ama buradaki mesele 26 ayrı suçtan kaydı olan bir kişi nasıl 26 kere polis tarafından yakalanıp 26 kere salıverilir ve bizim bir polisimizi, gencecik bir kızımızı bugün şehit edebilir? Soru bu zaten. Neden? Tamam, şu anda gereği yapılmış olabilir ama neden acaba sineği öldürmek yerine bataklık kurutulmuyor? Neden bu 26 kere salıverilme oluyor bu ülkede? Neden çöp kokana kadar bekleniyor, çöp poşetine konmadan evvel? İşte sorular bunlar, bugünün gerçek soruları bunlar olmalı diye düşünüyoruz. İlerleyen dakikalarda bunu daha da detaylı konuşacağız. Ama sinekleri avlamak yerine bataklığı ne zaman kurutacaksınız Sayın İçişleri Bakanı? Ben de bunu sormak istiyorum. Sinekleri avlamak yerine bataklığı ne zaman kurutacaksınız? Bunun sorusu. Bunu daha detaylı ilerleyen dakikalarda soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti başladı. İlk durağı Türkiye'de oldu.